Benim en büyük destekçim her zaman annem olmuştur. Hırs var bende. Hırstan kastım çok para kazanmak değil, yaptığın işi güzel yapmak. Bizde su böreği, Kürt böreği, kol böreği, pide ve poğaça çeşitleri var. Kürt böreğinde de küt mü kürt mü kafa karışıklığı var. Tercihen ben bu mesleği yapayım, ileride iyi bir börek ustası olayım diye başlamadım. Başladıktan sonra evet mesleğimi çok sevdim ve çok iyi bir börek ustası olmak için hep çalıştım. Yani ben gece uyurken bile bu böreği nasıl yaparım, nasıl daha iyi olur diye düşünürdüm. Kol böreğinin üzerine herhangi bir şey sürmüyoruz. Böyle yapıldığı şekliyle direkt önceden ısıttığımız, bakın bu çok önemli. Önceden ısıttığımız 180 derece olması gerekiyor. Neden derseniz ısıtılmamış bir fırına attığımız zaman fırın pişme ısısını yakalayana kadar börekte çökme olacak. Bu da sert çıkmasını sağlayacak. O yüzden mutlaka ve mutlaka önceden ısıtılmış 180 derece fırına üzerine hiçbir şey sürmeden atıyoruz. 40 dakika sonra çıkartıyoruz. Fırından çıkan böreğimize su değil de üzerine ayçiçek yağı sürdüğümüz zaman daha parlak bir görüntü ve daha çıtır bir lezzet alacağız. Ben böreğin yanına çayı tavsiye ederim. Börek bana göre en güzel çayla gider. Adım Bülent Dilbağ, 1976 İstanbul Üsküdar doğumluyum. Bizim çocukluğumuzda Üsküdar'da daha az katlı binalar vardı ve evimizin hemen altı bostandı. Üsküdar meydanda satılan işte hurmalar, kıvırcıklar, yeşillikler daha çok bizim o Üsküdar Çavuşdere'de yetişirdi. Böyle bostanda geçen bir çocukluğum oldu ama benim iş hayatım da çok erken başladı. Aslına bakarsanız ben daha 7-8 yaşlarında da işte Üsküdar'daydım. Üsküdar'da bizim balıkçılar çarşımız var. Ben orada poşet ve limon satarak hafta sonları ya da okuldan önce okuldan sonra gider orada satardım ama para kazanırdım ama paranın ne anlama geldiğini açıkçası o zaman bilmiyordum. 13 yaşında börekçide çırak olarak başladım. Yani artık o oyunları hamurla yapmaya başladım 13 yaşından sonra. Ben kalabalık bir ailede yetiştim. 6 kardeşiz biz. 3 erkek, 3 kız kardeşiz. Babam uluslararası bir gemicilik firmasında çalışırdı. Yani 6 ayda bir eve gelir, 15-20 gün kalır, tekrar giderdi. Yani çocukluğumuz annemin anne ve babalığında geçti diyebilirim. İlkokul ve ortaokulu okudum. Daha sonra şıraklık, ustalık derken iş hayatına devam ettim. Liseyi de akşam lisesinden mezun oldum. Biz hamur işini seviyoruz. Benim annem de çok maharetli bir kadındır. Ben zaten böyle bir el alma varsa eğer, ustalarım oldu ama esas olarak annemden el aldığımı düşünüyorum. Bizde börekler mutlaka evde yapılırdı. Bizim şu anda kendi dükkanımızda bulundurduğumuz cevizli, üzümlü böreğimiz var. Bu bizim annemden öğrendiğimiz ve daha sonra da geliştirdiğimiz bir ürünümüz. Annem de bunu gerçekten çok ama çok lezzetli yapardı. Üsküdar'da bir pastanede çalışıyordum usta olarak. Yine hatırlarım böyle Ramazan ayıydı. Gece çalışıyorduk biz o zaman. Sahurda özellikle patatesli börek yapar, eve getirirdim. Annemlerle işte sahurda onu yer. Ondan sonra ben tekrar yürüyerek işime geçer, devam ederdim. Sabaha kadar çalışırdım. Ben Bingöllüyüm. Bingöl'de hamur işi meşhurdur. Çünkü tarımla, hayvancılıkla uğraşan bir bölge. Böyle olunca da et ve hamur işleri burada yoğun bir şekilde yapılır ve tüketilir. Anne tarafından ayrıca bir Arnavutluk da var bende. Buradan da gelen bir hamur işi merakı vardır. Böreklerimiz gerçekten lezzetli de oluyor. Ben bu arada el lezzetine de inanırım. Börek yaparken evet hijyen kuralları çok önemli. Eldiven takılır vesaire ama bana göre işte elini temiz sabunlu suyla yıkamış, dezenfekte edilmişse eldiven kullanmadan yani o el lezzetinin de yapılan böreğe geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Kendi kendime bir yarış haline girdim ve iyi bir ustaya denk geldim. Tercihen ben bu mesleği yapayım, ileride iyi bir börek ustası olayım diye başlamadım. Ama başladıktan sonra evet mesleğimi çok sevdim ve çok iyi bir börek ustası olmak için hep çalıştım. Yani ben gece uyurken bile bu böreği nasıl yaparım, nasıl daha iyi olur diye düşünürdüm. Benim çıraklığım döneminde aşağı yukarı hiçbir makine yoktu. Hamuru yoğurduğumuz zaman biz dirsek vururduk buna daha iyi böyle homojen alması için ve iki dirsek vururduk. Bir dirseği vurur, 15-20 dakika bekletir. Sonra ikinci dirseği vururduk. Ama ben 3 dirsek vurmaya başladım. Çünkü böyle daha pürüzsüz, daha güzel bir hamur ortaya çıkıyordu. O yaşlarda hep daha iyi ne yapabilirim diye uğraşıyordum açıkçası. Kol böreğimiz şu anda yoğurulmuş, açmaya hazır halde. Bunu yoğuruyoruz. Yaklaşık 1-2 saat kadar dinleniyor. Ondan sonra açma işlemine geçiyoruz. Lezzetli çıtır bir börek çıkarabilmek için mutlaka dinlenmiş unu kullanmamız gerekir.
Kol böreği en çok kıymalı tercih ediliyor. Ben kendim peynirli daha çok seviyorum ama genel tercih edilen kol böreğinde kıymadır. Su böreğinde peynirli tercih edilir, kol böreğinde kıymalı. Öyle efendim. Kol böreğimiz oldu. Hırs var bende. Hırstan kastım çok para kazanmak değil. Yaptığın işi güzel yapmak ve oradan geldiğini düşünüyorum. Böreğin kalitesinin, lezzetinin. Çünkü biz Çengelköy'de esnaflık yapıyoruz. Lokasyon olarak da bu bizim bir şansımız oldu. Çünkü Türkiye'nin ve İstanbul'un her yerinden insanlar buraya geliyor. Böreklerimizi de tatıp beğendikleri zaman çevresine de anlattıkları için İstanbul ve Türkiye tarafından bilinen bir marka haline geldik. Ve ürünlerimizi beğeniyorlar. Benim annem çok destekçim oldu çünkü gerçekten çok girişimci ruhlu, lider ruhlu bir kadın benim annem ve hep böyle bizim iş sahibi olmamızı isterdi, bu yönde yönlendirirdi. Dükkan açmamızda ve mesleği geliştirmemde benim en büyük destekçim her zaman annem olmuştur. Biz bu işe şöyle başladık. Babamla birlikte, babam da artık emekli olmuştu. Ferah Mahallesi'nde devredilen küçük çaplı bir börek dükkanı vardı. İlk olarak orayı satın aldık ve böyle bir paramız yoktu. Aslında çok yakın komşularımızdan borç alarak buradaki yeri satın aldık. Ondan sonra çalışmaya başladık ve daha sonra 92-93 gibi de Çengelköy'de şu an olduğumuz yerin yan sokağında daha küçük bir dükkanda başladık. Zaman içerisinde sevildi ve caddeye geçtik, daha büyük bir yere geçtik. 98'den beri de buradayız. Efendim bizim bu mesleğe başladığımız dönemlerde tabii ki sosyal medya yoktu. Yani böyle şimdi sosyal medyada çok daha kolay kendini yaptıklarını duyurabiliyorsun. O zaman öyle değildi. Müşteri memnuniyeti ve kulaktan kulağa oluyordu. Mesela ben tezgahta şöyle şeylerle karşılaşıyordum. Müşterim gelmiş. Bizim burada Kuleli Askeri Lisesi var. Dolayısıyla askerler gelip börek yerlerdi. Bir gün sabah hafta sonu dükkanı açtım. Genç bir müşterim gelmiş. Abi dedi bir de fiş keser misin bana dedi. Yani ben dedi bu sabah bu böreği yemek için dedi İzmit'ten geldim. Arkadaşlarıma göstereceğim dedi. Tabii ki başarı tesadüf değildir. Çok çalışman gerekir, iyi ürün yapman gerekir. Tabii ki biz bir ev geçindiriyoruz. Bir hayatımızı idame ettirmemiz gerekiyor. Bunun için para kazanmamız gerekiyor. Ama sadece para kazanma odaklı olduğunda başarılı olamayacağını düşünüyorum ben. Yani çok para kazanmak istiyorsa bir insan yine müşterilerini memnun etmek zorunda. Zaten para kazanır. Esas büyümeyi caddeye geçtikten sonra yaşadık. Çünkü orada işte 5 yıl 6 yıl olmuş halen burada börekçi mi varmış deyip gelenler oluyordu. Caddeye geçtikten sonra büyümemiz hızlandı bizim. Biz şu anda Çengelköy'deki merkez şubemizdeyiz. Merkez şubemizde ortalama 40 masamız var. Bir aşağıdaki şubemiz daha küçük bir şubedir ama müşterilerimiz orayı daha çok biliyor. Önünde çok uzun kuyrukların oluştuğu güzel bir şubemiz var. İşlerimiz de bizim daha çok hafta sonları yoğun oluyor. Benim toplamda 8 tane şube var. Üretimle birlikte de 60 tane çalışanım var. Benim ticari hayatımda en zorlandığım dönem açıkçası son dönemlerde pandemi dönemi oldu. Bana şunu kazandırdı. Yani oturduk insanlar gelmiyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Benim de aklıma donuk börek geldi. Bu donuk börek ama marketlerde yapıldığı gibi değil. Yani tamamen otomasyon içerisinde yapılan işler. Dolayısıyla iyi börek değiller. Buradan hareketle de biz bu böreklerimizi evlere ulaştırabilir miyiz diye o zaman düşündüm. Tamamen el yapımı, katkısız dondurulmuş börekler yapmaya başladım. Ve bunları evlere ilettik. Pandemiyi de o şekilde geçirmiş olduk açıkçası. Hamur işi bana göre dünyanın yerel bir ürünü. Hamur ve börek çeşitleri en zor olanları ve ustalığı en zor olanıdır. Çünkü daha uzun süre içerisinde elle yaptığın ve merdaneyle açtığın hamurlar bir domates doğramaya, pırasa kesmeye benzemiyor. Biraz daha ustalık istiyor. Püf noktalarına gelince de hamurun gerçekten her aşaması çok önemlidir. Yani iyi bir hamur yoğurmuşsun ama iyi açamamışsan güzel börek çıkmıyor. İyi hamur yoğurmuşsun ama 1,5-2 saat beklemesi gerekiyor. Bu kadar bekletmemişsen İyi bir börek çıkmıyor. Bizde su böreği, kürt böreği, kol böreği, pide ve poğaça çeşitleri var. Kürt böreğinde de kürt mü biraz kafa karışıklığı var orada. Kürt böreğiydi yani R var içerisinde. Bingöl, Kığı'da daha çok yapılan bir börektir. İstanbul'a göçle gelen hemşerilerimiz burada inşaat, hammallık vesaire işler yapıyorlar. Bunların içerisinde Mehmet Alkan isminde biraz daha görece zayıf birisi var. Bu inşaat işlerinde çalışamadığı için arkadaşlarına bu böreği yapmaya başlıyor. Sonra çevrede başka memleketlerden de insanlar var. Onlar da bu böreği almaya başlıyorlar. Fakat böreğin bir ismi yok. Ya lezzetliymiş, nereden aldın deyince ya orada bir Kürt satıyor, ondan aldım. İsim olarak Kürt böreği olarak kalıyor.
Ünlülerden tabii ki çok müşterimiz var. Aziz Yıldırım'dan tutun, işte futbolculardan zamanında Pierre Van Hooijdonk, Kadir İnanır bizi tercih ederdi. Gurme kategorisinden de Mehmet Yaşin böreklerimizi yedi. Burada çekim yaptılar ve çok beğenmişlerdi. Zaten yayınladılar. Çengelköy'ün salatalığı meşhurdur. İşte daha eski böyle Türk filmlerine gittiğiniz zaman İlyas Salman'ın diye işte bağırıyor el arabasına Çengelköy hıyarı diye. Çengelköy'ün böyle kökleşmiş bir salatalığı var ama artık meşhur olan bir de börekçisi var. Çengelköy börekçisi. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Bana göre herkesin gelip Çengelköy'ü görmesi gerekir. Kitap çalışmam var. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin 81 ilinden, her ilden bir tarif. Anadolu'da yapılan ve maalesef artık unutulmaya yüz tutmuş çok başarılı ürünler var. Ve ben bunların hepsini böyle bir kayıt altına almak istedim. Bizzat yerine gidip bu böreği yapan birinci elden hikayesiyle birlikte dinleyip yazmak istedim. Şu anda da başarılı bir şekilde gidiyor. Bu marka benim çocuğum gibi ve ben bunu çok seviyorum. Burada bir hikayemiz var. Hedeflerim arasında çok franchise vermek yok. O şekilde büyümek istemiyorum. Hatta Çengelköy dışında olan şubelerimi bile belki daha ileride kapatabilirim. Çünkü biz Çengelköy'den başlamış olan bu hikayeyi ben Çengelköy'de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve benim kullandığım bir sloganım var. Farkı ustalığında diye. Zanaatkarlık gerektiriyor, emek gerektiriyor. Bu kadar emeğin karşılığında öyle çok ticari bir karşılığı yok. Ama şundan mutlu oluyorsan, İnsanlar buradan bir şey yediğinde sana teşekkür ediyorsa ve sen bundan mutlu oluyorsan bu sana yetiyor. Ben burada çiçeğimi sularken, masamı silerken, işte müşterime baktığımda tabaklar boş geliyorsa, bunlar tüketilmişse bunlar beni mutlu ediyor. Bundan dolayı da bu işi yapan insanların mutlaka bu mesleği sevmelerini ve güzel iş yapması gerektiğini düşünüyorum. Çengelköy'le de özdeştiğimiz için ben açıkçası bütün müşterilerimi Çengelköy'e bekliyorum.